Ey Müslümanlar! Biliniz ki devletimiz İslamiyet'in adüv vicanı olan Moskov, İngiliz ve Fransız hükümetleriyle muharip bulunuyor. Emirül Müminin Hazretleri sizi cihada davet ediyor. Sultan Mehmet Reşad'ın bu iradesi sadece Osmanlı coğrafyasını değil, bütün İslam alemini yakından ilgilendiriyordu. II. Abdülhamit'in denge politikası bir kenara bırakılmış ve Osmanlı İttihatçılar yönetiminde hızla sona doğru ilerliyordu. Çengelköy'de münzevi bir hayat yaşayan Veliaht Vahdettin bu gerçeği görmekteydi. Ancak asıl felaket onun saltanat dönemine denk gelecek ve İttihatçılar yönetimindeki Osmanlı girdiği Cihan Savaşı'ndan yenik ayrılacaktı. Ve bunun bütün sorumluluğu Sultan Vahdettin'in omuzlarına binecekti. Hakkında yazılan, söylenen ve söylenmeyen onca şeye rağmen değişmeyen ve değişmeyecek bir gerçek vardır. O Osmanlı'nın son imparatorudur. Bu irade Osmanlı'nın son büyük mücadelesinin başladığını tüm dünyaya duyuruyordu. İttihat ve Terakki'nin genç ve ateşli kadroları büyük bir heyecan içinde Devleti Ali Osman'ı Dünya Savaşı'na sokuyordu. Ancak bu kadrolar ne derece ateşli ise o derecede tecrübesiz ve maalesef yeteneksizdi. Tahttan indirilen Sultan II. Abdülhamit, ülkenin felakete sürüklendiğini haykırsa da onu dinleyen pek olmayacaktı. Felaketi gören bir diğer isimse Veliaht Vahdettin'di. Abi Sultan II. Abdülhamit'in denge politikası ve bekle-gör stratejilerini benimsemiş olan Vahdettin, İttihatçılardan adeta nefret etmekteydi. Bunu tahta çıktığı ilk günden itibaren İttihatçıları saraydan ve Bab-ı Ali'den temizleyerek gösterecekti. Osmanlı, Almanya ve Avusturya ile Dünya Savaşı'nın taraflarından biri olmuştur artık. II. Abdülhamit'in yerine tahta çıkarılan 5. Mehmet Reşad, sakin karakterli, iyi niyetli bir insan olmasına rağmen siyasetten oldukça uzaktı. Kendinden önce gelen sultanların akıbetlerini yakından bilmesi nedeniyle İttihatçılara itiraz dahi etmezdi. İttihatçılar her istediklerinin saray tarafından kabul gördüğü bir ortamda savaşın tarafları arasına ülkeyi sokacaklardı. Peş peşe gelen Alman ve Avusturyalı komutanları büyük bir keyifle ağırlayan Enver Paşa, Osmanlı ordularının başkomutan vekili sıfatını taşımaktaydı. Genç yaşına rağmen aldığı bu makam, uzun yıllara dayalı tecrübelerden ziyade sarayın damadı ve iddiaçıların lider kadrolarının başında gelişindendi. Alman Genelkurmayı'nın yanında İmparator II. Wilhelm de Osmanlı'yı ziyaret ediyor ve doğudaki ortaklarının son durumunu kendi gözleriyle görmek istiyordu. Resmi tarih tezinde de yer aldığı gibi Alman savaş gemilerinin Türk bayraklarıyla Karadeniz'e çıkarak Rus limanlarını bombalamasıyla Osmanlı son büyük mücadelesine başlamış olur. Ardından yaklaşık 5 milyon kilometre karelik ülke topraklarının hemen her yerinde mücadeleye girişilir. Alman komutanları ve Almanya'dan gelen teçhizat desteğiyle savaşa girişilmiştir. Ancak Galicia'dan Çanakkale'ye, Sarıkamış'tan Filistin'e, Hicaz'dan Sina'ya kadar her cephede ölen Osmanlı askerleridir. Bu dönemde Veliaht Sultan Vahdettin'i debdebeli törenlerde padişahın arkasında görmek mümkündür. Protokol kurallarını yerine getiren Vahdettin, Alman ittifakından hiç hoşlanmamakta ve ülkenin iddiaçılarla felakete sürüklendiğini söylemektedir. Ona göre iddiaçılar oldukça tecrübesiz ve yeteneksizdir. Ancak Sultan Reşad onlardan korkmakta ve her istedikleri kanunu onaylamaktadır. Bu yüzden de adı halk arasında Dolmabahçe noterine çıkmıştı.
Ancak Vahdettin başından beri yanlış safta yer aldıklarını dile getirmektedir. Çengelköy'de yaşadığı sakin hayat artık sonlanıyordu. Hiç beklemediği anda gelen veliahtlık onu hızla siyasetin içine itecekti. Bu arada Osmanlı orduları Çanakkale'de kesin, birçok cephede de kısmen üstünlük sağlamış olmasına rağmen yenik sıfatıyla tanışacaktı. 3 milyona yakın Osmanlı evladı şehit olurken, yanlış sek ve idarenin acı sonuçları facia olup Enver Paşa'nın karşısına dikiliyordu. Sarıkamış'ta donan askerimiz Arap çöllerinde yanıyordu. Tecrübesizlik nedeniyle yaşanan yanlış sek ve idare korkunç bir tabloyu beraberinde getiriyordu. Bu şartlar altında yaşanan bir gelişme Talat Paşa hükümetini ve İttihat Terakki'yi şok edecekti. Sultan Mehmet Reşat 3 Temmuz 1918'de vefat etti. Veliaht Vahdettin o günlerde 57 yaşındadır. İttihatçıları sevmediği herkes tarafından bilinen padişah, abi 2. Abdülhamit'in siyasi çizgisini benimsemiştir. Sultan Vahdettin'in siyasi çizgisini kızı Sabiha Sultan şu sözlerle ifade etmektedir. Mesela ihtiyatçıları beğenmezdi. Bu anlaşmazlık neden ileri geliyordu? Babam 40 yıl imparatorluğu idare eden ağabeyi Sultan Abdülhamit'in İngiliz dostu, Fransız yakınlığı politikasını benimsemişti. Esasen çözülmüş, zayıflamış olan imparatorluğu toparlamak, dağılmaktan kurtarmak için amcam Abdülhamit kendi tabiriyle Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmekle 30 yıldır canım çıktı. Öyle kurtardık. Adamlar kimseye danışmadan, hatta kendi aralarında bile istişare etmeden sanki yağma varmış da geç kalmışlar gibi Balkan Harbi'ne ve arkasından 1. Cihan Harbi'ne ve ilk defa Alman dostluğuna kapılarak maceralara atıldılar ve bu hale getirdiler. Yazık değil mi derdi. İşte babam da bu siyasetin devamlı taraftarıydı ve yazık ki tahta çıktığı zaman iş işten geçmişti. İç siyasette harp sonrası huzur en çok düşündüğü husustu. Dış politikadaysa ancak İngilizlerle iyi münasebet kurarak harbin ağır kayıplarını telafi edebileceğini düşünüyordu. Bunların çok kısa zamanda olamayacağını çok iyi biliyordu. Vahdettin'in tahta çıktığı günler gerçekten de Osmanlı tarihinin en karanlık dönemidir. Ortada bir ateşten gömlek vardır ve padişah bunu giymek, sorumlulukları üstlenmek zorundadır. Talat Paşa ve Enver Paşa taht için Vahdettin'e gelirler. Ancak o teklifi hemen kabul etmeyecek, düşünmek isteyecektir. Sultan Vahdettin'in tahta çıktığı dönem, ülkenin adeta ateşten bir gömlek giydiği döneme denk gelmektedir. Tahta çıktıktan sadece 119 gün sonra Mondros imzalanmış ve savaş noktalanmıştır. Halkın savaşlardan perişan olduğu, ülke kaynaklarının adeta bitme noktasına geldiği bir dönemde Osmanlı tahtına oturmuştur 6. Mehmet Vahdettin. Yaklaşık 5 yıl süren savaş, ülke topraklarının neredeyse tamamının kaybedilmesiyle sonuçlanmıştı. 3 milyona yakın kayıp aslında ülkenin genç nüfusunun da bitme noktasına geldiğinin göstergesiydi. Vahdettin'in tahta çıktığı bu dönem, siyasi anlamda da ciddi bir kaosun var olduğu dönemdi. Aslında Temmuz'un hemen başı 1918'de Mehmet Reşat'ın, 5. Mehmet'in ölümü üzerine 6. Mehmet namıyla Vahdettin tahta çıktı. Tabii tahta çıktığında Osmanlı Devleti'nin son padişahı olacağını biliyor muydu? Bu meçhul. Hem iç politika açısından hem de dış politika açısından gerçekten çok karmaşık bir dönemde tahta çıktı. Tabii Vahdettin'in daha sonraki yaşadıkları, yaptıkları politikaları ve onun öncesindeki eğitim süreci, sarayda geçirdiği günler göz önüne tutulduğunda acaba bu karmaşık durumdan Osmanlı'yı sıyırabilecek miydi? İşte sıyıramadı. Ermeni sevk ve iskanı Osmanlı'yı yıpratmıştı.
Fakat tabii belki bir olumluluk, Doğu cephesinde savaş bitmişti. Brest-Litovsk Antlaşması imzalanmış. Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki çatışma sona ermişti. Tabii savaşın geneline baktığımızda İtilaf devletlerinin lehine bir gelişme vardı. Özellikle Wilson ilkelerinin yayınlanması ve ABD'nin fiilen savaşa katılması ki 1918'de Almanya'ya savaş açmıştı ama asker çıkarmamıştı. 1918'de Avrupa'ya asker çıkarması savaştaki dengeleri iyiden iyiye İtilaf devletleri lehine değiştirmişti. İşte böylesi bir süreç ve bir de bu Wilson ilkelerinin savaşı kötü götüren ülkeler üzerindeki etkisi. Yani şimdi savaştan çekilirsek elimizdeki topraklar bize kalabilir anlayışının yerleşmesi. Osmanlı iç politikasında da barış yapalım, bir an evvel barış yapalım şeklinde girişimlerin ön plana çıktığı bir dönemde hem içeride hem dışarıda siyaseten, iktisadi açıdan ve sosyal açıdan tabii ki bir de bunun getirdiği Arap isyanı olsun, işte biraz önce değindiğim gibi Ermeni hareketleri olsun, bunların yıprattığı bir Osmanlı'yı devralmıştı Vahdettin. Ancak bu dönemle ilgili değerlendirmelerin, dönemin şartlarının çok iyi tahlil edilmesiyle mümkün olacağı da bir gerçektir. Herkes Vahdettin'i değerlendirirken şu hataya düşer. Sanki bağımsız bir devlet vardır, bir imparatorluk vardır. Onun baş yerinde bir padişah, bir yönetici oturmaktadır ve yetkileri vardır, sözleri yapılmaktadır, ordusu vardır, bakanlar kurulu vardır ve meclisi vardır ve bunların hepsi de kendi yetkileri içindedir zannedilir. Hiçbirisi yoktu. Hatta birçok tarihçinin iddiasına göre Osmanlı padişahları içinde tek sakal bırakmayan kişi olarak bilinen Vahdettin Han'ın çok dindar olmasına rağmen ve ehli sünnete çok bağlı olmasına rağmen sakal bırakmamasının sebebi ben esir bir ülkenin padişahıyım. Onun için sakal bırakmıyorum şeklindeydi. Gerçekten de dönemin şartları oldukça zordur. Savaşın galibi durumundaki İngilizler sanki bütün sorumluluk Osmanlı'daymış gibi bir hava oluşturmaktadır. Bu arada durumun giderek vahim bir boyut aldığı cepheden gelen telgraflarla sabittir. Yıldırım Orduları Komutanı Mustafa Kemal'in çekilmesi ve barıştan başka yol kalmadığını ifade eden mektubu bunlardan biridir. Düşmanın malum faikiyeti karşısında ve bizim ordu namı altında tutulan 5-6'şar bin neferimizin ricatı tabiydi. Fakat bu ricat daima bir şekil muhafaza edilerek icra edilebiliyordu. Enver Paşa gibi ahmak müdiri harekat-ı umumiye olmasa 5-10 bin kişilik bir heyeti askeriyenin başında ilk top sadasında ordusunu bırakıp kaçan ve şahsını kurtarmak için şaşkın tavuk gibi öteye beriye iltica eden kumandan Cevat Paşa bulunmasaydı. Bunların başında muhaberenin ilk gününden itibaren hiçbir tesir ve nüfusu kalmayan bir grup karargahı olmasaydı. Bu andan sonra artık sulhten başka yapılacak bir şey kalmamıştır. Gerçekten de barıştan başka yapılacak bir şey kalmamıştır. Vahdettin'in tahta çıkışının 119. gününde Mondros Mütarekesi imzalanıyordu. Rauf Bey'in imzasıyla savaş Osmanlı için sonlanıyordu. Sultan Vahdettin yıllar sonra Hicaz'da Mustafa Kemal'i ve Rauf Bey'i eleştirecekti. Anayasa gereğince sorumsuz olan hükümdarlık makamı için sorumlu hükümetin sunduklarını onaylama gereği gibi itiraz edilemeyecek bir sebep bulunduğu halde ne yazıp imza ettiği mütarekenin uygulaması demek olan felaketlere karşı sonraları muhalefette ön ayak olmak küstahlığını gösteren Rauf Bey için ne de devletin var olan belli başlı kuvvetlerinden çoğunu esir vererek zilletle Toros eteklerine iltica etmesi yüzünden mütarekenin imzalanmasını kaçınılmaz bir hale getiren Mustafa Kemal için kabul edilebilecek hiçbir mazeret yoktur. Vahdettin tahta çıktıktan sonra saraydan ve Bağbali'den iddiatçı kadroları temizleme operasyonuna girişir.
Hoş Mondros mütarekesinin hemen ardından İttihatçıların önde gelenleri yurt dışına çıkmıştır. Ancak sarayda ve Bağbali'de kemikleşmiş bir kadro hala durmaktadır. Daha sonraki dönemde hiç sevmemesine, hatta nefret etmesine rağmen damat Ferit Paşa'yı sürekli sadrazam yapmasının altındaki gerçek, yeterli ve kalifiye eleman olmamasından kaynaklanmaktadır. Vahdettin'in tahta çıktığı ilk günden itibaren iddiatçı kadroları etrafından uzaklaştırdığı görülür. Her ne kadar bu dönemde önde gelen isimler Avrupa'ya kaçmışsa da saray ve Bağbali'de kemikleşmiş bir kadronun olduğu gerçektir. Siyasal yaklaşım farklılığı var. İddiatçıların mevcut iktidara karşı, Abdülhamit idaresine karşı olumsuzluklarının Vahdettin üzerindeki belki yansıması var. Hatta bir takım iddialar da var. Vahdettin'in şehzadeliği sırasında, veliahtlığı sırasında Abdülhamid'e iddiatçılarla ilgili bilgiler götürdüğü, haber kaynaklığı ettiği anlamında. Dolayısıyla siyasi anlayışları, yelpazedeki farklılıkları Vahdettin'le iddiatçıları karşı karşıya getirecektir. Yani bir anlamda baktığımız zaman Vahdettin muhafazakar bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Gelenekçi bir yapısı var Vahdettin'in. İddiatçıların ise yenilikçi bir yapısı var, yenilikçi bir yaklaşım var. İddiatçılar öncelikle hukuktan başlamak üzere yenileşmelerin olması gerektiğine inanan, onları savunan, meşruti anayasalı düzeni, kanuni esası vesaireyi isteyen, parlamenter sistemi isteyen batı tarzı bir yönetim istiyorlar. Yani yenilikçi, kısaca ifade etmek gerekiyorsa yenilikçi bir anlayışta yönetimin olmasını arzu ediyorlar. Vahdettin ise tam tersi, muhafazakar bir yapıyla iktidarın götürülmesi gerektiğini biliyor veya iddia ediyor. Dolayısıyla kısacası görüş farklılığı, siyasi yelpazedeki renk farklılığı veya anlayış farklılığı iddiatçılarla Vahdettin'in öteden beri, şehzadelik yıllarından beri arasının açılmasına bir türlü ittifak edememelerine sebebiyet vermiş gözüküyor. Bu noktada İttihat ve Terakki'nin tasfiyesinin yoğunlaştığı dönem olarak Mondros sonrası gösterilebilir. Asıl Vahdettin'in İttihat ve Terakki'yi tasfiyesi Mondros'tan sonra başlayacaktır. Bunu nereden bilebiliriz? Bunu çok açık. Vahdettin'in hükümet tercihlerinde, sadrazam tercihlerinde görebiliriz. Ahmet İzzet Paşa'nın o ılımlı, yani iddiatçıları da barındıran ama tam iddiatçı olmayan hükümetinin yerine Mondros'tan kısa bir süre sonra Tevfik Paşa kabinesi kurulmuştur. Tevfik Paşa iki kez hükümeti kurmuştur ve Tevfik Paşa ile Vahdettin belki iddiatçılığı kısmen tasfiye edebileceğini düşünmüştür ki başarmıştır da bunu. Fakat asıl burada Tevfik Paşa'nın güven oyu almasından hemen sonra 21 Aralık 1918'de meclisin feshedilmesi vardır. Meclisin dağıtılması vardır ki bu Mebusan Meclisi'nin dağıtılması da İttihat Terakkicilerin tasfiyesine dönük bir harekettir. Şimdi burada neden tasfiye ediyor derseniz bir kere Vahdettin'in Mondros'tan sonraki süreçte İngilizlere yakın durduğunu söyleyebilirim. Doğrudan doğruya İngilizlere yakın bir siyaset izlemiştir. Mondros'tan sonra İtilaf devletlerine ait savaş gemilerinin Dolmabahçe önlerine demirlemesiyle birlikte İstanbul'un elden çıkacağı düşüncesi iyice yaygınlaşmıştır. Vahdettin'in İngilizleri ürkütmeden, onları kızdırmadan işgali hafifletme çabaları sonraları oldukça eleştirilmiştir. Ya bu çaresizlikten işgal altındasın sen. Yani senin üzerine bir irade gelmiş. Senin ne ordun var, artık ne hükümetinin kıymeti harbiyesi var. Yani onların dediğinin dışına çıkması mümkün mü zaten? Yani bu bilinçli bir seçim değil ki, bu çaresizlikten kaynaklanan bir şey. O yüzden Vahdettin işte hain midir ya da işte işbirlikçi midir ya da gerçekten ulusal kurtuluşu başlatmış olan, için ulusal kurtuluşu desteklemiş olan bir hükümdar mıdır sorusu burada abes, üzerinde daha büyük bir otorite var, elleri kolları bağlı. Sultan Vahdettin 15 Temmuz 1919 tarihli Morning Post adlı gazetede çıkan mülakatında "Ben babam Abdülmecit gibi daima İngiltere'nin dostu oldum. İngiltere'nin insaf ve adaleti sağlayacağına inanıyorum. Ben milletimin babasıyım.
halk Rum çeteleri tarafından kırılıyor. Onları kurtarmak teşebbüsünde bulunmak zorundayım, diyecekti. 17 Kasım 1918 günü Mustafa Kemal'in Minber gazetesine verdiği mülakat bu anlamda ilginçtir. İngilizlerin Osmanlı milletinin hürriyetine ve devletimizin istiklaline riayette gösterdikleri hürmet ve insanlık karşısında yalnız benim değil, bütün Osmanlı milletinin İngilizlerden daha iyiliksever bir dost olmayacağı kanaatiyle duygulanmaları pek tabidir. İttihatçı kadroların bir bir temizlenmesi beraberinde yeterli ve deneyimli kadro eksikliğini de getirmişti. Bunun sonucu olarak iktidar iki sadrazam arasında gidip gelmiştir. Sultan Vahdettin bunu yapmaya çalışmış, kısmen de kendi dönemi itibariyle de başarılı olmuştur diyebiliriz. Bir de Sultan Vahdettin'in şöyle bir özelliği var. Özellikle sadaret makamına getirdiği kişiler, bir baktığımız zaman o toplam 4 yıllık döneme, Damat Ferit ve Tevfik Paşa merkezli. Bir iki istisnası var işte, Ali Rıza Paşa gibi. Ama çoğunluk Damat Ferit ve Tevfik Paşa'dır. İkisi de akrabadır. Fiilen akrabadır. İşte Damat Ferit bizzat sarayda damattır. Tevfik Paşa ise dünürdür. Böyle bir durum var. Hatta bir yazarın benzetmesiyle duruma göre Şahin birine ihtiyaç olduğu zaman Damat Ferit'i, işte kuğu tarzı birine ihtiyaç olduğu zaman da Tevfik Paşa'yı sadarete getirdiği bilinmektedir. Bir de Tevfik Paşa'yı tercihinin nedenlerinden birisi de Tevfik Paşa Sultan Vahdettin'in iktidarından evvel Londra Büyükelçisidir. Dolayısıyla İngiltere'yi bilir, İngilizlerle iyi diyalog olan birisidir. Yani Osmanlı-İngiliz münasebetlerinde Tevfik Paşa bir yönüyle rehberlik yapmıştır diyebiliriz. Ancak Damat Ferit portresi bu tabloda ön plana çıkmaktadır. Söyledikleri ve yaptıklarıyla tarihimizin pek tanımadığı bir şahsiyettir. Yani ben Damat Ferit'le ilgili bir kitap okumak istiyorum, yapılan bir araştırmayı okumak istiyorum deseniz yok öyle bir şey. Hatta İngiliz kaynaklarına bakarsanız, belgelerine bakarsanız Damat Ferit zekidir, çok okuyan biridir. Kendine has düşünceleri de vardır, orijinal düşünceleri de vardır. Ama bir takım zaafları da vardır. Yani ama dediğim gibi biz Türkçe'de Damat Ferit'i tanıyacak ne esere herhangi bir kaynağa sahip değiliz. Vahdettin'in Damat Ferit'ten çok hoşlandığını söyleyemeyiz. Damat olduğu için kabullenilmiştir, kabullenilmek zorunda kalınmıştır. Ama güveneceğiniz insan yok. Daha doğrusu dünya siyasetini yeterince bilen, Osmanlı'yı yeterince tanıyan insanları tanımıyorsunuz veya insanları bilmiyorsunuz. O tür insanlarla muhatap olamıyorsunuz. Bir anlamda Vahdettin'e mahkum durum söz konusu. Yani benim gördüğüm kadarıyla veya araştırmalardan edindiğim bilgi istikametinde konuşursam Vahdettin Damat Ferit'i sevmiyor. Ama ondan da kurtulamamış. Tabir caizse baş belası olmuş. Damat Ferit'in sadrazamlığı konusunda İngilizlerin saraya yaptığı baskı da bilinmektedir. Çünkü burada da İngilizlerin bir siyaseti vardır. Şöyledir. Gerektiğinde Anadolu'daki hareketi baskıyla, sindirme yoluyla yok etmek, gerektiğinde ise müzakereler yaparak onu işte diyelim ki Sevr Anlaşması var veya başka işte Mondros önce var. Bunları görüşmeler yoluyla Anadolu'ya kabul ettirmektir. İşte İngilizler açısından Damat Ferit nedir? Anadolu'daki hareketi baskıyla yok etmenin anahtarıdır. Yani Anadolu'daki hareketi taviz vermeden yok etmeye çalışan İngilizler bu siyaseti ön plana çıkaracakları zaman Damat Ferit'e ihtiyaç duymuşlardır. Ve Vahdettin'e telkinde bulunarak Damat Ferit'in sadrazamlı atanmasını istemişlerdir. Bu aslında Damat Ferit'in yeteneklerinin ötesinde bir olaydır. Damat Ferit'i sadrazamlığa taşıyan çok insanın farkına yetenekleri değil yeteneksizliğidir. Vahdettin ve Mustafa Kemal'in ilk karşılaşmaları 13 Aralık 1917'ye rastlar. İkili daha sonra birlikte Almanya seyahatine çıkacaktır. Bu seyahat birbirlerini tanımalarında çok önemli bir noktadır. İlerleyen yıllarda birbirlerine çok kızgın oldukları anlarda dahi aralarındaki saygı hiç bozulmayacaktır.
Sultan Vahdettin ile Mustafa Kemal'in ilk karşılaşmaları 13 Aralık 1917'de olur. 15 Aralık'ta Alman İmparatorunun davetlisi olarak Almanya'ya giderler. Adlon Otel'de konaklayan heyet Alman cephelerini gezer. İkili arasında sıcak, samimi fakat o derece saygılı bir ilişki kurulmuş olur. Şehzadelik dönemlerine baktığımız zaman hiçbir problem yok. Hiçbir problem yok. Hatta biliyorsunuz Vahdettin'in Almanya seyahati var. Oradaki iktidar değişikliği, yeni kralın tebrik edilmesi anlamında bir nezaket ziyareti söz konusu olacak. Beraberinde de Mustafa Kemal'i göreceğiz. Vahdettin yaver olarak Mustafa Kemal'i tercih edecek. Onunla birlikte gidecekler. Tabii uzun bir yolculuk. Bu uzun yolculuk ister istemez bir yakınlaşma sağlamıştır. Birbirlerini tanıma fırsatı doğurmuştur. Sultan Vahdettin'in saltanata geçişine kadar, hatta geçişinden sonra belli bir noktaya kadar Sultan Vahdettin ile Mustafa Kemal arasında hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Yani herhangi bir anlaşmazlıktan, fikir ayrılığından bahsetmek mümkün değil. Tam aksine belki ortak noktalarından bahsetmek mümkün. Sultan Vahdettin'in Mustafa Kemal'i daha önceden biliyor oluşu da önemli bir ayrıntıdır. Mustafa Kemal için çok ciddi bir dayanak noktasıdır, referanstır Çanakkale. Sadece Osmanlı veya Türkiye açısından değil, dünya ölçeğinde Mustafa Kemal'in tanınmasına yol açmıştır. Bu Vahdettin tarafından bilinen bir gerçekti. Bilinmemesi mümkün değildir. Zaten yaverliğe giden yolda da bu Çanakkale kahramanı olmasının etkisi olduğunu söyleyebilirim. Ama daha yakından tanıması Almanya'ya gittikleri dönemde olmuştur. Ve Mustafa Kemal için Vahdettin, Vahdettin için de Mustafa Kemal çok bilinmedik kişiler değillerdir. Nitelikleri açısından, yapabilecekleri açısından. Ve aslında bu tanışma hani belki biraz magazinsel olacak ama Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'la Mustafa Kemal'in evlenme girişimlerine kadar ve daha da önemlisi Mustafa Kemal'in Samsun'a 9. Ordu müfettişi olarak gönderilmesine kadar uzanacaktır diyebilirim. Sultan Vahdettin'in oldukça zorda olduğu bir yıl olacaktı 1919. Beklenen işgaller yavaş yavaş gerçekleşirken 2 Şubat 1919 günü işgalci Doğu Orduları Başkomutanı General Franz de Esperi İstanbul'a adım atıyordu. Bu hareket yakında yaşanacakların habercisi gibiydi. Bu arada durumun vahametinin saray da farkındaydı. Kurtuluş mücadelesi için Anadolu'ya geçilmesi gereği ortaya çıkmıştı. Bunun Sultan Vahdettin tarafından da düşünüldüğü, ancak son anda vazgeçildiği, sonraları ortaya çıkan belgelerde yer almıştır. Gerçi bilinen haller sebebiyle dinime, vatanıma, milletime arzu ettiğim kadar hizmet etmeye vakit ve imkan bulamadımsa da gidemedim. Siz memleketi, arkadaşlarınızı ve onların maksatlarını daha iyi biliyor musunuz? Zaman size hak verdi. Şimdi burada zelil ve sefil bir halde kalmaktansa Anadolu'da at sırtında olmalıydık. Zaten ecdadımızın taşıdıkları sarıklar kendi kefenleriydi. Haklıydınız, haklı. Fakat ne yapalım? Bu fikri Anadolu'ya gidip ordunun başına geçmem lüzumunu dünürüm Sadrazam Tevfik Paşa'ya açtığımda büyük bir muhalefetle karşılaştım. Ancak bu muhalefete rağmen Sultan Vahdettin Anadolu'ya geçmeyi bir kez daha deneyecekti. Sakarya Savaşı'ndan birkaç ay önce başlattıkları bu girişim İngiliz tehdidiyle son bulacaktı. Siz giderseniz biz de gideriz. İstanbul'da tek bir İngiliz neferi bile kalmaz. Çatalca'nın gerisinde 5000 Yunan askeri bekliyor. Biz gideriz, onlar gelir. Karar sizin. Anadolu'nun işgali tüm yurtta şok etkisi yapmıştı. Padişahın bunu duyduğunda yaşadığı derin üzüntüyü yakın çevresi tarihe bir not olarak düşmüştür. Ancak aynı döneme rast gelen Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gönderilmesi hadisesi tarihçileri adeta ikiye bölmüştür. Bir kısım resmi tarih tezini savunurken diğerleri İngiliz belgelerini delil olarak göstermektedir.
Sonunda İngiliz tehdidi gerçeğe dönüşüyor ve Yunan ordusu İzmir'den Anadolu topraklarına adım atıyordu. Adım atmalarıyla yaşanan mezalim kayıtlarda sabittir. Yaşanan bu olay, Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya geçişini de hızlandıracaktı. Mustafa Kemal öyle geniş yetkilere sahipti ki, bu yetkiler Köprülülere 17. yüzyılda verilen yetkilerin bir benzeriydi. Paşa sadece askeri değil, mülki erkana da emir verme yetkisine sahipti. Vahdettin Han da kendisinden hep memnun olmuştur ve onu sevmiştir. Nitekim daha sonra birçok tesirlerden hep bahsedilir ama lafı uzatmamak için tarihi teferruatı bir tarafa bırakıyorum. Devletin içine düştüğü duruma çok üzülen Vahdettin Han, 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasını sağlayacak girişimde bulunmuştur. Nitekim ikisinin bu münasebetini Atatürk de hatıratında anlatır. Ve sonradan açığa çıkmıştır ki Vahdettin Han sadece Anadolu'daki ordu birliklerini teftiş etmek için değil, eğer Anadolu'da ordu birlikleri ve halk buna müsaitse bir hareketi de organize etme bakımından, hiç değilse bunun ön yoklamasını yapma bakımından Mustafa Kemal Paşa'yı, çok sevdiği Sarı Paşa'yı oraya göndermek istemiştir. İngilizler İstanbul'dan çıkış için vize vermek istemiyorlardı. Bu konuda devreye Sultan Vahdettin giriyordu. 15 Mayıs'ta Yunan kuvvetleri İzmir'e çıkmış ve beklenmedik bir direnişle karşılaşmıştı. Sultan, başında Gelibolu kahramanı Mustafa Kemal Paşa'nın bulunduğu bir heyetin, Türk ordusunun ihtilafın dışında kalmasını sağlamak maksadıyla gönderilmesi konusunda yüksek komiserle anlaşmaya varmıştı. Listeyi okuyunca Türk ordusunun en faal 35 generaliyle albayının isimlerinin yazılı olduğunu gördüm. Vizeleri vermek istemedim. Listeyi karargaha götürüp talimat istemeyi kararlaştırdım. Yaklaşık bir saat sonra çağrıldım ve gidip vizeleri verme talimatı aldım. Bana Mustafa Kemal Paşa, sultanın güvenine tam olarak sahiptir dendi. Bu çerçevede Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışında da merkezi devletin etkisi var. İngiliz belgelerinde de bizzat bu ifade edilmiş. Yani Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkış sürecinde Vahdettin'in dahli vardır. Biliyorsunuz 40 bin liralık bir bir tahsilatla Samsun'a gönderiyor ve o günün şartlarında müfettiş olarak gönderirken normal bir müfettiş yetkisini görmüyoruz. Yani hem alanının çok üstünde hem de farklı kitlelere emir verme yetkisi var. Yani sadece askeri değil, sivil otoritelere de emir verme, gerektiği zaman bilgi alma gibi imkanları var. Gerçekten de İngiliz belgelerinin açıklanan bölümünde ve anılarda bu noktaya vurgu yapılmıştır. Vize talebi geldiği zaman Mustafa Kemal'i tanıyordum. Sultana yakınlığını da iyi biliyordum. Padişahın emin bir adamı olduğunu anlamıştık. Vahdettin ona çok güveniyordu. Gitmeden önce padişahla görüşmüştü. Aynı günlerde Yıldız Sarayı'nın kütüphanesinde Sultan Vahdettin ve Mustafa Kemal bir araya gelir. Yıldız Sarayı'nın ufak salonunda Vahdettin'le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında dirseğini dayamış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap vardı. Vahdettin hiç unutmayacağım şu sözleri konuşmaya başladı. Paşa, paşa şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Tarihe geçmiştir. Bunları unutun. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinin üstünde olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin. Peki niçin gönderdi sorusuna geldiğimizde? Aslında bu soruda, bu sorunun cevabını belgelerde çok açıklayamıyor Kurtuluş Savaşı için gönderdiği iddiasında bulunanlar. Diyorlar ki işte Vahdettin o ünlü sözü, paşa çok bu memleket için çok işler yaptın, artık bu ülkeyi sen kurtarabilirsin. Bunlar işte tarih yazdı, belirtti şeklinde artık sana son bir iş daha düşüyor, bu ülkeyi kurtar mealindeki sözler. Bu belge, bu sözün arkasına gelin isterseniz tamamlayalım.
Vahdettin'in 15 Mayıs 1919'da yani Mustafa Kemal'in Samsun'a hareketinden bir gün önce yapmış olduğu bu konuşma, yapılan görüşmede söz edilen bu konuşmanın arkası şöyle de bağlanabilir. İşte bu ülkeye çok hizmetlerin geçti, bunların hepsini tarih yazdı, bu ülkeyi sen ancak kurtarabilirsin, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı sen başlatabilirsin de olabilir. Vahdettin'in yıllar sonra San Remo'da Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişiyle ilgili belgelerin de içinde yer aldığı bir kısım evrakı yaktırışı da ilginçtir. Şimdi hala bir takım insanlar bu konuda inkar vaziyetindedirler. Efendim aslında Mustafa Kemal Paşa'yı bunun için göndermemiş. Sadece gitti ordu birliklerine bak demiş. Hatta bazıları lafı daha da ileriye götürüp aman yanından gitsin diye bunu yapmış diye zorlama bir takım izahlar var. Hiçbir şekilde böyle değil. Bu açıktır. Vahdettin'in zaten asla vatan haini olmadığı, Osmanlı Devleti'ni batmaktan kurtarmak için bu nevi projeler hazırlamasından bellidir. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz istifa etmiştir. Kazım Karabekir Paşa emin izleyin paşam demiştir. Ve sonra çalışmasına devam etmiş, meclisi kurmuştur. Meclisi kurduktan sonra da uzun müddet İstanbul'daki meclis ve hükümetle Ankara Meclisi ve Mustafa Kemal Paşa arasında yazışmalar sürmüştür. Belgeler ortadadır. Resmi tarihin dışında İngiliz belgelerine bakıldığında da durum yukarıda belirtildiği gibidir. İngiliz belgelerine baktığınız zaman her şey açık. Yani Mustafa Kemal ile Vahdettin arasında zaten biraz önce söyledik, şehzadeliği döneminde herhangi bir problem yok. Hatta ortak noktaları söz konusu. Vahdettin'in sultan olmasından sonra Mustafa Kemal'le yine bir problemi yok. Hatta birliktelikleri var, hatta işbirlikleri var. Yani İngiliz belgelerinin ifadesiyle Mustafa Kemal'i Samsun'a gönderen Vahdettin'dir. Gönderirken 40 bin altın lira veren de Vahdettin'dir. Ve uzun bir süre destekleyen de Vahdettin'dir. Ha Mustafa Kemal Samsun'a geçtikten sonra Vahdettin aleyhinde çalışmış mıdır? Hayır. O da her yere git, her gittiği yerde, her yayınladığı beyannamede veya açıklamasında hilafet adına çalıştığını, saltanat adına çalıştığını, sultanı korumak adına çalıştığını, İstanbul'un işgal altında olduğunu, İngiliz baskısı bulunduğunu her defasında söylemiştir. Yani bütün belgelerde zaten Türkçe'de var. O tür telgraf tahmini beyannamelerine baktığınız zaman Mustafa Kemal görüyorsunuz orada. Bugün de elimizin altında o tür beyannameleri, ifadeleri veya ilgili gazeteleri, dergiler okuduğumuz zaman görebiliyoruz. Yani milli mücadele sırasında Mustafa Kemal ile Vahdettin arasında hiçbir anlamda, hiçbir şekilde bir sürtüşme, bir ihtilaf söz konusu değildir. Bilakis milli mücadele sırasında bir dayanışma söz konusudur. Dolaylı veya açıktan. Dediğim gibi Mustafa Kemal'i de Samsun'a gönderen, maddi anlamda destek veren de Vahdettin'dir. Ama Vahdettin ile Mustafa Kemal bir noktadan sonra ihtilafa düşeceklerdir. Bir noktadan sonra yollar ayrılacaktır. Mustafa Kemal'in Bandırma vapuruyla Samsun'a varışı ve sonrasında yaşananlar anı anına İstanbul'a iletilmiştir. İstanbul ile olan bağ Erzurum ve Sivas kongrelerinde de aynı saygı çerçevesinde sürdürülmüştür. Olayın kapsamının İngilizler tarafından anlaşılmasının ardından padişaha baskılar artar. Bu baskılara dayanamayan padişah 8 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal'in görevine son verir. Aynı gün Mustafa Kemal Erzurum'dan istifasını göndermiştir. İstifadaki ifadeler ilginçtir. Yüksek saltanat ve hilafet makamıyla soylu milletlerinin hayatımın son noktasına kadar daima koruyucusu ve sadık bir ferdi gibi kalacağımı tam bir bağlılıkla arz eder, bu hususta teminat veririm. Askerlik mesleğinden istifa ettiğimi Harbiye Nezaretinde bildirdim. Yüce zatlarının sıhhat ve afiyette bulunmasına dua eder ve her türlü afetlerden korunmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Mustafa Kemal'in Ankara'ya geldiği dönemde Yunan ordusu Anadolu içlerine doğru ilerleyişini sürdürmektedir. 16 Mart 1920'de korkulan oluyor ve İstanbul resmen işgal ediliyordu. Ve Vahdettin'in sözünü ettiği zaman kazanma politikası asıl şimdi işlemeye başlamıştı.
23 Nisan 1920'de Ankara'da yeni meclis açılıyordu. İngiliz imali idam fetvaları bile Anadolu hareketini engelleyememişti. 1920 yılı yazına gelindiğinde savaşın galipleri mağluplarla hesaplaşmalarını çoktan bitirmiş ve geriye barış anlaşmaları adı altındaki idam fermanlarını imzalatmak kalmıştı. İngilizlerin ve damat Ferit'in baskılarıyla 10 Ağustos 1920'de Sevr'de barış imzalandı. İngilizler savaşın bütün suçunu Osmanlı'ya yüklemişti adeta. Bunda Osmanlı ile yapılan savaşlarda çok sayıda adalı İngiliz vatandaşının hayatını kaybetmiş olduğu gerçeği yatmaktaydı. Bu noktada dile getirilmesi gereken bir diğer gerçek de Vahdettin'in Sevr'i asla imzalamayışıdır. Anlaşma metnini okuduğunda yaşadığı kızgınlığı kendi dile getirmektedir. Ancak Mustafa Kemal'in Vahdettin'i, Vahdettin'in de Mustafa Kemal'i hain ilan etmesi tarihimizde aydınlatılamamış karanlık bir noktadır. Sultan Vahdettin anlaşma metnini ilk okuduğunda keskin bir acı ve korkulu bir ürperti hissettiğini söyleyecekti. Daha sonra da her bahsettiğinde musibetler mecmuası ifadesini kullanacaktı. Yollarının ayrılmasının temel nedeni de niye ben değil o, ben niçin olmayayım sorusunun arayışıdır. Başka bir şey değildir. Dolayısıyla milli mücadelenin sonuna kadar diyorum Mustafa Kemal ile Vahdettin arasında hiçbir sıkıntı yoktur. Hatta tam aksine diyorum destek vardır. Çünkü milli mücadele yıllarına baktığımız zaman İstanbul'da okutulan mevlidler var. Vahdettin'in de bizzat bu mevlidlere gidip iştirak etmesi var. Dualar etmesi var. Şimdi yani Mustafa Kemal ile Vahdettin arasında niçin ihtilaf olsun veya milli mücadeleye Vahdettin niçin karşı çıksın? Karşı çıkıyorsa niçin mevlid okutuyor? Karşı çıkıyorsa Mustafa Kemal'i niçin gönderiyor, destekliyor vesaire vesaire. Diyorum ki ben belgelere tabii bakarak, onların verdiği bilgiye dayanarak diyorum ki Mustafa Kemal ile Vahdettin arasında milli mücadelenin kesin kazanılacağı gerçeği ortaya çıkıncaya kadar hiçbir itiraf olmamıştır. Ama ondan sonra yollar ayrılacaktır. Orada da taht kavgası başlayacaktır. Saltanat kavgası, iktidar kavgası başlayacaktır. Bugün nasıl kavga varsa o gün de niye ben değil olacaktır. Ankara hükümeti anlaşmaya çok sert tepki gösterdi. 7 Ekim 1920'de aldığı bir kararla damat Ferit ve anlaşmayı imzalayanları idama mahkum etti. Yine ben İngiliz belgeleriyle konuşmam gerekirse, İngiliz belgelerine baktığımız zaman İngiliz belgelerine göre Sevr Anlaşması Vahdettin imzalamamıştır. Sevr Anlaşması'nı daha çok damat Ferit savunacaktır, isteyecektir. Çünkü damat Ferit biraz İngiliz güdümünde olan, onun politikasına, dümenine giden bir siyaset takip etmektedir. Daha çok damat Ferit isteyecektir. Vahdettin kesinlikle imzalamayacaktır. Yine İngiliz belgelerinde yer alan ifadeyle, çünkü buradan İstanbul'dan dışlarına Londra'ya yazılan raporlar var. Raporlar diyor ki Vahdettin üzerine çok gitmeyelim. Çünkü istifa ederim, yöreden ayrılırım, tahtı bırakırım diye tehdit ediyor. Yapar mı? Yapar. O zaman işler daha da karışır. Çok üzerine gitmeyelim. Hatta Fransız meslektaşlarımızı da bu konuda uyardık. Yani Vahdettin'i bu kadar sıkıştırmanın anlamı yok. Tamam zamana bırakalım birazcık imzalama sürecini diye açık açık raporlar var, ifadeler var. Dolayısıyla da yani Sultan Vahdettin Sevr'e sıcak bakan bir sultan değil, bir idareci değil, bir siyasetçi değil ve imzalamamıştır da. Bu dönemle birlikte safların ayrılmaya başladığı ve tarafların birbirini ihanetle suçladığı görülmektedir. Osmanlı tarihinin belki de en hazin anıdır Sultan Vahdettin'in İstanbul'dan ayrılışı. Ona göre bu bir hicrettir. Çok cüzi bir mal varlığıyla İstanbul'dan ayrılan Vahdettin, sefalet denilebilecek bir yaşantı sürmüştür. Ancak buna rağmen yeni kurulan devlete ve ülkeye karşı en ufak bir girişimde dahi bulunmamıştır. 11 Ekim 1922 sabahı 6 civarında susan silah sesleri büyük bir mücadelenin bittiğini işaret ediyordu. 15 Ekim gece yarısından itibaren yürürlüğe giren ateşkes her şeyi kesinleştirmişti. Trakya'yı teslim almak için gelen Refet Paşa 19 Ekim'de İstanbul'a çıktı.
Bundan sonra yaşanan hızlı süreçte Osmanoğlu Hanedanı'nın noktalanması ve iradenin Millet Meclisi'nde olduğunun ilanı yaşanacaktı. 623 yıllık imparatorluğun son imparatoru, yakın aile efradını da yanına alarak Malaga isimli İngiliz zırhlısıyla ülkeden ayrılıyordu. Arkasında bir sürü soru bırakarak. Ama Sultan Vahdettin Han gerçekten vatan haini olsa, gerçekten Osmanlı'nın, Türklerin, Türk milletinin aleyhine düşünse, elinde dünyanın en büyük hazineleri var. Bunların bir kısmını alıp götürebilirdi. O zaman İstanbul'da işgal kuvvetleri vardı. Kim karşı çıkacaktı? Ama Sultan Vahidettin yüzüğünü dahi bırakarak gitmiştir. Adeta idama gider gibi sırtında bir tek gömleğiyle, bir kat elbisesiyle, başında fesiyle Türkiye'yi terk etmiştir. Siz hangi müstebidin, hangi görevinden gitmiş monarkın bu şekilde bir yere intikal ettiğini duydunuz? Yani Sultan Vahdettin'i tenkit edenler hiç değilse bunu görmelidirler. Daha sonra da biliyorsunuz Mekke'ye gitti. Hac farizasını ifa etti. Bunu da bir takım kimseler tekrar halifeliğini kullanarak Anadolu'ya geleceğini ve Mustafa Kemal Paşa'nın elinden Cumhurbaşkanlığını alacağını filan şeklinde izah ettiler. Daha sonra oradan ayrıldı. İtalya'da San Remo'ya yerleşti ve fakr-ı zaruret içinde vefat etti. Şimdi kabri Şam'da. Gerçekten de Vahdettin İstanbul'dan ayrılırken kendine ait hazinenin bir kuruşuna dahi dokunmamıştı. Vahdettin Mustafa Kemal'le olan bu taht mücadelesinde, iktidar mücadelesinde başarısız kalacağını anlayınca, İngiltere'de kendisine çok ciddi anlamda destek çıkmayınca ister istemez İstanbul'dan ayrılıyor. Önce Malta'ya gidiyor. Oradan da Hicaz'a, sonra Avrupa'ya geçiyor ve neticede Avrupa'da vefat ediyor. Ama giderken bir şey götürmüyor. Sadece sultanlık tahsisatı olan 50 bin lirayla gidiyor. Bir de oğlu Ertuğrul'un 3-5 kuruş parası var. Onunla gidiyorlar. Götürdüğü bütün para bu. Onun dışında Sultan Vahdettin'in yok Topkapı Sarayı'ndan şunu aldı götürdü, bunu aldı götürdü, şu kadar servet yok öyle bir şey. Yani bunu da nereden öğreniyoruz? Yine İngiliz belgelerinden öğreniyor. Çünkü Vahdettin'i Malta'ya götürenler İngilizler. Yani Malaya gemisiyle Vahdettin'i saraydan alıp Malta'ya götüren bir cuma sabahı İngilizler. İngilizler de kimi götürdüğünü, nasıl götürdüğünü, kaç paraya götürdüğünü herhalde bizden daha iyi bileceklerdir. Onların kayıtlarına, kuyutlarına, belgelerine baktığımız zaman da götürdüğü para, ki üzerinde para yok, bankaya yatırılmış bir kısmı nakit, bir kısmı hisse senedi karşılığında 50 bin liralık bir para var. Gerçekten de Sultan Vahdettin kendine yapılan tüm baskılara rağmen Türkiye aleyhine en ufak bir girişimde dahi bulunmamıştır. Hilafeti kullanmak isteyenlerin tekliflerini reddeden padişah, kendisini kullanarak Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışan Mussolini'ye de asla bu fırsatı vermemiştir. Osmanlı'nın son sultanının hayatı, sürgünde, özlem ve sefaletle boğuşarak 16 Mayıs 1926 akşamı noktalanmıştı. Bu noktada taraflı tarafsız herkesin içini burkansa, borçları nedeniyle cenazesine haciz konmasıdır. Daha sonra kaldırılan haczin ardından cenazesi Şam'da defnedilmiştir. Şu anda Suriye'nin başkenti Şam'da son Osmanlı Sultanı Vahdettin'in mezarı başındayız. Borçları nedeniyle haczedilen cenazesi işte buraya gömülmüş. Hataları, sevapları ve günahlarıyla son Osmanlı İmparatoru işte burada yatıyor. Çok sevdiği ata yadigarı İstanbul'dan uzakta, ancak istediği gibi İslam toprağında. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Osmanoğlu ailesinin sürgünden sonra en ufak bir girişimi dahi olmamıştır. Sultan Vahdettin'in mezarını ziyaret ederken aklımıza gelen bir diğer soru da, acaba Sultan Vahdettin'in mezarı çok sevdiği İstanbul'a taşınsa ne olur sorusuydu.
yeni yeni Osmanlı'yı tanımaya başlıyor. Osmanlı da dediğimiz bizim geçmişimiz yani. Anlatabiliyor muyum? Dedelerimiz ve gerisi. O nedenle bu yapay tarih anlayışı sona erdirildiğinde, Osmanlı'yı olduğu gibi değerlendirdiğimizde ve Osmanlı'yı da bizim geçmişimiz olarak değerlendirdiğimizde ve Osmanlı'da olan biten şeyi, bugünün iktidar ve devlet anlayışını şekillendirdiği bir ideolojik kırılmayla değil, gerçek tarihi verilerle değerlendirdiğimizde, işte o zaman biz Vahdettin'i Osmanlı'nın dilisiyle dahisiyle bizim tarihimizin bir parçası olarak değerlendiririz. Sultan Vahdettin Han, velev ki, bu kelime de pek tehlikeli ama, velev ki vatan haini olsa bir Osmanlı padişahıdır. Ve 4 sene gibi kısa bir müddet zarfında da olsa bu ülkenin padişahlığını yöneticiliğini yapmıştır. Elbette Türkiye'de olmalıdır. Bakınız, başka bir misal vereyim size. Napolyon Fransa'da neler yapmadı, neler. En son Waterloo'yu gayet iyi herkes hatırlar. Ve sonunda da Saint-Elbe adasında vefat etti. Fransızlar onu getirip hem Paris'e gömdüler hem de mozolesinin kapısını o kadar alçak tuttular ki insanlar ziyarete geldiğinde ister istemez önünde eğilsinler diye. İnsanlar kendi değerlerine, tarihi şahsiyetlerine böyle sahip çıkıyorlar. Yani Sultan Vahdettin Han'ın Şam'dan alınsa da türbesi getirilip kendi ahvadının yanına veya kendi akrabalarının yanına gömülse kıyamet mi kopar?